Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Evlat, pek bir masum gördüm seni. Hayrola? Kapılar yüzüme kapanıyor. Çare benden uzaklaşıyor. Gök kubbe bir kafes olmuş, göğsüme çöküyor. Senin bu haline kabz der arifler. Allah bazen kulunu daraltır. Kemal sabrın çocuğudur. Sabırdan büyük mürebbi olmaz insanın. Kabuğunun çürümesine razı olmayan tohum meyve veremez. Evlat, Hızır kimdir bilir misin sen? Duymuştum mübarek adını. Dua ederim. Bir gün göreyim, elini öpeyim, hayır duasını alayım diye. Anam, Hızır yoldaşın olsun diye dua eder hep bana. Hızır, Allah yolunda cihad eden bir orduda askerdi. Ordu bir yerde sıkışmış. Bir yanda düşman, bir yanda şiddetli sıcak ve susuzluk. Hepsi telef olacak. Birisinin ölümü göze alıp suyu bulması lazım ki asker kurtula. Halbuki sıkıntı anında akıl baştan gider. Cesur korkak olur. Güçlünün eli tutmaz, gözü görmez olur. İnsanlar kim gidecek diye konuşurken Hızır fırlamış. Canını hiçe sayarak yola koyulmuş. Suya varmış. Suyu getirdiğinde insanlar o suyun başka türlü bir su olduğunu hemen anlamış. Hızır'ın getirdiği su ab-ı hayatmış. İnsanların ezelden beridir peşinde olduğu suyu hemen bulmuş Hızır Efendimiz. Ab-ı hayat nedir bilir misin evlat? Bilmiyorum. Ab-ı hayat insanı ölümsüz kılan su demektir. Şu beden ölürken ab-ı hayat içen ruh ölümsüz kalır. Ab-ı hayat imandır. Ab-ı hayat aşktır evlat, aşk. İnsanı insan kılan, ölüyü diri kılan, insanı Allah'a erdiren şeydir. Ne olmuş peki sonra? Suyun ab-ı hayat olduğunu görenler tehlikeyi unutarak ab-ı hayat peşine koşmuşlar. Lakin hiçbiri bulamamış. Çünkü ab-ı hayat onun peşinden gidenlere değil, ibadullah'a hizmet ederek ihlas ve aşkla Allah'a ermek isteyenlere lütfudur Yüce Mevla'nın. Ab-ı hayata halka hizmetle varılır. Kalk, üzerindeki toprağı silkele. Ölümden sonra nasıl dirilirse insan, sen de öyle diril. Oturarak Hızır bekleme. Darda kalmışlara Hızır olmak için yola çık. Ab-ı hayatı ulaştır imana susamış kişilere. Senin vazifen budur. İnne meğer yüzü Yusra.